Evet, en eğlenceli bulmacaya benzer bir konu. Yani fiilde yapı konusuyla beraberiz seninle. Fiilde yapı 3'e ayrılır. Fiilde yapı 3'e ayrıyoruz. Basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere. Şimdi hemen şurada bir ee, uyudum dediğimde uyumak basit. Uyuttum dediğimde uyumaktan uyutmak türemiş. Uyuya kalmış dediğimde bu da bir birleşik fiil oluyor. Böyle bir özetle başlayalım istersen. Basit fiiller, türemiş fiiller ve bileşik fiiller. Bileşik fiiller, yardımcı fiille oluşan bileşik fiiller, kurallı bileşik fiiller, anlamca kaynaşmış bileşik fiiller olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi konumuza başlıyoruz. Bir, basit fiiller. Herhangi bir yapım eki ile türetilmemiş fiillerdir. Yapmak, gülmek, oturmak, sevmek, gelmek, delmek, salmak, almak, uyumak da olduğu gibi. Basit fiiller eklenen kip, kişi ve ek fiil ekleri fiilin yapısını kesinlikle değiştirmez. Yanıma uğrasaydı dediğimde bakın hemen burada iki tane kipeki var ancak uğramak fiili basit. Ona kitap verecektim. Vermek fiili gelecek zaman ve hikayesi ve şahsekin almış. Yine Burası basit. Bu cümledeki uğramsa idi dediğimde ve verecekler ilim fiilleri yapım eki almadığı için basit fiil olarak karşımıza çıkıyor. İki türemiş fiiller fiil ya da isimlerden yapım ekleriyle oluşturulmuş yeni fiillere türemiş fiil denir. Gözden gözlemek, süsten süslemek, süslenmek, şıkırdan şıkırdamak, yaslımadan türemiş anlamaktan anlatmak. Kazaya karışanlar birbirlerini suçladı. Suçtan suçlamak. Evet. E, suç isim kökü. Suçlamak isimden fiil. E, hemen bu gereksiz açıklamalarla beni kızdırıyorsun. Kızmaktan kızdırmak. Kızmak fiil kökü. Kızdırmak fiilden fiil. Dolayısıyla e, fiil kökü türemiş bir fiildir. Üçüncüsü. Bileşik fiiller birden çok sözcüğün farklı yollarla birleşerek oluşturduğu yeni fiillerdir. Bileşik fiiller 3 başlık altında incelenecek. Evet. 1 yardımcı fiille oluşan bileşik fiiller. Nedir bu yardımcı fiiller? Etmek, eylemek, kılmak, olmak, buyurmak yardımcı fiillerin oluşturduğu bileşik fiillerdir. Uzun bir süre sonra beni aramana çok mutlu oldum. Mutlu isim bu fiil ikisi birleşti. İsim artı yardımcı fiil oluşan birleşik fiil oluşturdu. Anneannem salonu namaz kılıyor ya da kaybettim de burada bir ses olayı var. Ses olayı varsa bileşik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Kabul etti yine isim artı yardımcı fiil oluşmuş bileşik fiildir. Kurallı bileşik fiiller bu fiiller iki fiilin anlamca ve biçimce birleşmesi yoluyla oluşuyor. Bu tip birleşik fiillerde ilk fiil gerçek anlamını korurken ikinci fiil anlamın dışına çıkıyor. Birinci fiile yeterlik, tezlik, sürelik ve yaklaşma anlamları kazandırıyor. Bakalım şimdi bunları. A. Yeterlik bileşik fiili. Herhangi bir fiile ebilmek, abilmek fiilinin oluşturduğu kuralı bileşik fiildir. Herhangi bir fiil ile ebilmek ve abilmek fiilinin oluşturduğu kuralı bileşik fiildir. Bir fiili gerçek anlamından uzaklaşarak birleştiği fiille yeterlik ya da olasılık anlamı kazandırıyor. Bu soruyu ben çözebilirim. Çözmek ve bilmek arada ne kaldı? E kaldı. Gücü yetme anlamı var. Ağır değil bu kutuyu taşıyabilirsin. Taşımak ve bilmek fiiline baktık. Arada bir A kaldı. Yine gücü yetme anlamı kattı. Bugün yağmur yağabilir de dediğimizi yağmak ve bilmek A kaldı da yağabilir. Burada olasılık anlamı kattım. Yeterlik fiilinin olumsuz biçimde bil fiili düşüyor. Şöyle. Şimdi gelebilir dediğimde evet şuradaki e'ye bakalım şimdi. Olumsuz yapalım bunun. Gel aşağı alıyorum. E yine aşağıya geldi. Olumsuz eki mez gelemez. Yani çözebilirim örneğin olumsuzu çözememdir. Taşıyabilirim fiilin olumsuzu taşıyamamdır. A burada, buradaki A buraya, buradaki E de buraya geri geçiyor. Eğer ee, basit fiil olsaydı, gelirim olsaydı, gelirim bunun olumsuzu gelmem olurdu. Dikkat et. Burada bir e-a yok ama burada bir e-a var. Ee, anlayabilirim, anlayamam. Değil mi? Ee, okuyabilirim. Okuyamam dediğimde evet buradaki a yeterlik fiilin olumsuzunu oluşturuyor. Dikkat edilmesi gereken bir özellik. E çok sorduğu bir soru. Tezlik fiili herhangi bir fiile fiille i vermek fiilinin oluşturduğu kuralı bileşik fiildir. Herhangi bir fiile i vermek fiili getiriliyor veya öyle oluşturuluyor. Vermek fiili kendi anlamı oluşarak e, birleştiği fiile tezlik anlamı, beklenmezlik anlamı katıyor. Haydi otur da şu olanları bir anlatıver hemen. İşlerimi hallettikten sonra okula gidiverdim. Tezlik. Elindeki su şişesi yere düşüverdi birden. Karanlıkta karşımıza bir köpek sürüsü çıkıverdi. Hemen tezlik anlamının dışında bir anlam kattı. Burada karanlıkta karşımıza bir köpek sürüsü çıkıverdi. Tezlik anlamının yanında bir de beklenmezlik anlamını kattı burada. C sürelik birleşik fiili herhangi bir fiille edur, ekal, egel fiillerinin edurmak, akalmak, egelmek fiillerinin oluşturduğu kuralı birleşik fiildir. Durmak, kalmak, gelmek fiilleri gerçek anlamda uzaklaşarak birleştiği fiile işin başlayıp devam ettiği anlamını taşıdığı için buna sürerlik fiili diyoruz. Oğul uzaklaşırken arkasından baka kaldı. Sen gide dur, ben sana yetişirim. Dikkat edelim, gide durmak. Bu iddia geçmişte günümüze söylene gelmiştir. Bu da yine bir süreirlilik anlamı taşıyor ve mutlaka birleşik yazılıyor. Yaklaşma bileşik fiili herhangi bir fiille e yazmak fiilin oluşturduğu kuralı bileşik fiildir. Yazmak fiili gerçek anlamda uzaklaşarak bileştiği fiille gerçekleşmeye yakın olma, ramak kalma anlamları katar. O kadar kötü oldum ki altta öyle yazdım. Kitapları raflardan düşüre yazdım. Kafasını duvara çarpınca oracı da bayla yazmış ancak bayılmamış, yaklaşmış, ramak kalmış anlamı taşıyor. 3 anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. En az bir fiil, en az bir isim ile bir fiilin anlamca kaynaşarak oluşturduğu bileşik fiillerdir. Bu birleşik fiillerin belli bir yardımcı fiili yoktur. Bileşik yapıyor oluşturan sözcükler gerçek anlamdan uzaklaşarak mecaz anlam kazanır genelde. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller şunlardır. A deyim halinde olanlara bakalım. Mak, mek, masal ekiyle kullanılan bir deyimin fiil çekimli kullanılmasıdır. Deyim halindeki bileşik fiille oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Burunda tütmek, memleket burunda tutuyor. Senin bu işe aklın ermez. Seni bir yerden gözüm ısırıyor. Adam elden ayaktan düştü dediğimde ya da ona kulak asma dediğimde yani burnuna tütmek, aklı ermek, gözü ısırmak, elden ayaktan düşmek, kulak asmak fiilleri birer deyimleşmiş bileşik fiildir. Akşam eve geç gelince babam küplere binmişti dediğimizde sakın ona bir şey söyleme ağzına bakmasınlanmaz dediğimde bunlar bileşik fiil olarak karşımıza çıkıyor. Bitişik yazılan anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Bunlar da bu fiiller bir isim ve bir fiilin anlamca kaynaşıp birleşik yazılmasıyla oluşuyor. Başvurmak, öngörmek, varsaymak, vazgeçmek, evet el vermek ve fiilleri ya da aş ermek fiiller olarak karşımıza çıkar. Bu daire almak için bir daire almak için konut kredisine başvuracağız. Kimse döviz kurlarının bu kadar yükseleceğini öngörmüyordu dediğimizde yine bileşik yazılan e, kaynaşmış bileşik fiillerimiz. Şimdi seninle fiilde yapı testini çözüyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapıca basittir? Kavurmaktan u düşmüş, kavrulmak. Türemiş fiil. Ev halkı ertesi günkü yorucu çalışma için erkinden yatar. Yatmak basit fiil. Argeniz zaman eki. Hava kararıp da ortalık serinleyince insana biraz rahatlar. Rahat isim kökü rahattan rahatlamak isimden fiil türemiş. Tarladakilerin yüzleri kavurucu sıcaktan kararıyor. Karadan kararmak Türemiş fiil. Gündüz ıcağının etkisi yüzünden geceliğin kolay kolay uyunmaz. Uyumaktan uyunmak türemiş fiildir. Cevabımız B seçeneğidir. Numaralımız cümlenin hangilerinin yüklemi türemiş fiildir diyor. Radyoda adım adım Anadolu'yu tanıtan bir program izledik. İzden izlemek. Türemiş fiil. Bir olacak. Birin olmadığı yeri hemen eliyorum. Masaya saçak saçak bir örtü sermişlerdi. Sermek fiili. Basit yapmak almamış. istemiş dediğimde istemek fiili basit yapmak almamış. Türemiş fiil arıyoruz. attı fiili evet çıkarıp attı. Atmak basit fiil türememiş. Hazırdan hazırlamak türemiş fiildir. O zaman cevabımız 1 ve 5'tir. Cevap D seçeneği. 3. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiiller yapılarına bir eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Biz gençler her hafta so her hafta onun evine giderken korkardık. Korkmak basit. Geniş zaman ve hikayesine ekin almış. Yani geniş zaman hikayesi basit e, yapılı bileşik çekimlidir. Gazete yazdıklarımızı eleştirmesinden çekinirdik. Çekmekten çekinmek. Evet burası türemiş. Çoğu zaman yazdıklarımızı beğenmezdi. Beğenmek basit. O zaman A ile C eşleşti. Dışta kalan arıyoruz. Yazılarımızdaki en küçük hatayı bile fark ederdi. Fark etmek isim artı yardımcı eylem oluşmuş birleşik fiil. Çoğumuz onu eleştiri sayesinde iyi bir gazeteci olmayı başarabildik. Başarabilmek kurallı birleşik fiil. Dolayısıyla D ile de E birleşik fiil cevabımız B seçeneği, B türemiş fiildir. Evet şimdi seninle dördüncü soruya geldik. Hangisini yükleme yapıcı diğerlerinden farklıdır diyor. Heyecandan heyecanlanmak türemiş. Kökü oyundur oyundan oynamak türemiş. Hoştan hoşlanmak türemiş. Etmekten etki etkilenmek etkilenmek türemiş. Okulda buluşup toplu bu sinemaya giderdik. Gitmek fiili basit yapılı bir fiildir. Cevabımız E seçeneğidir. Türkçe'de birleşik fiiller az soylu bir sözcükle yardımcı fiillerden oluşan öğelerdir. Bu tanımın dışında kalan bir birleşik fiil hangisinde vardır diyor. Yani isim artı yardımcı fiille oluşmayan örneği bulacağız. Şimdi yürüyebiliyormuş dediğimde yürüyebilmek yeterlik Bileşik fiili. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Kurallı bileşik fiil. O zaman cevabımız Adana. Çünkü bunun dışında kalan sordu bize. Sabır etmelisin. Sabır ve etmek fiili birleşti. E, kayıp oldu dediğimde kayıp ve olmak fiili birleşti. Hapis olmak dediğimde hapis ve olmak. E, hapis ismi ve olmak fiili birleşti. His etmek dediğimde his ismi ve etmek fiili birleşti. İsim arttı, yardımcı fiildi oluştu. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. A seçeneği kurallı bir fiildir, yeterlik fiili kullanılmıştır. Numaralı cümlelerinde kullanılan bileşik fiiller, anlamlarına göre eşleştiğinde hangisi dışta kalır diyor. Durağa dönecek köşeye geldiğimde otobüsü önüne geçiver dediğimde bir tezlik. Yani birine diyoruz tezlik. Kurallı bileşik fiili. Bizden otobüsün ardından baka kaldım. 2 sürelik bileşik fiili kalmak. Sabahki dersime geç kalabilirim. 3 yeterlik bileşik fiili. Hiç istemediğim, pardon daha fazla bekleyemezdim. Bekleyebilirdim. Bu da yeterlik fiilin olumsuzu. Yeterlik fiili. Hiç istemediğim halde arkasından gelen ilk dolmuşa bini verdim dediğimde bu da tezlik oluyor. Yani tezlik birleşik fiili. Şimdi 1 ile 5, 3 ile de 4 aynı o zaman farklı olan sürelik birleşik fiili olan B seçeneğidir. Cevabımız B. Yukarıdaki numaralamış cümlelerin hangilerinde birleşik fiil kullanılmamıştır? Çalıştığım kurumdan 6 yıl önce emekli oldum. Emekli olmak isim artı yardımcı fiil oluşmuş birleşik fiil. Emekli olduktan sonra da öğretmenlik yapmayı planlıyorum. Plandan planlamak türemiş. Evet bize birleşik fiil kullanılmamıştır dedi. 2 mutlaka olacak o zaman. Huzur içinde çalışabileceğime inandığım bu kurumla anlaştım. Anla, evet anlaşmak basit birleşik fiil kullanılmamıştır dedi. O zaman 2 ile 4 Adana bir türlü vazgeçemediğim işime devam ediyorum. Devam etmek isim artı yardımcı eylemle oluşmuş bir birleşik fiildir. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli basit fiildir? Yormaktan yorulmak türemiş. Bahsetti, bahsetti. isim artı yardımcı fiil oluşmuş bileşik fiil. Bize dedik ki yükleme birleşik çekimli basit bir fiil arıyoruz. Hava güneşli olduğu halde çoğu çoğumuz üşüyorduk. Evet üşümek basit yapılı birleşik çekimli. Şimdiki zaman hikayesi cevap C. Kapamaktan kapanmak türemiş yapılı. Ee, burada e, e, gün boyunca yağan yağmur sabah doğru dindi dedim. Dinmek basit yapılı, basit çekimli. Bize e, ee, bileşik çekimli basit fiil sorulmuştu. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda, yukarıdaki parça numaralı cümlelerden, fiillerden hangisi? 9. soruyu tekrar çekiyorum. Şimdi 9. sorudayız. Parçada numaralamış fiillerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır diyor. Dalmaktan dalga dalgalanmak. Türemiş fiil artmak basit tüy gibi hafifler diyor. Hafiften hafiflemek türemiş. Yel tüyü gibi hafif ekinleri toprağa değecek kadar yatırır. Yatmaktan yatırmak türemiş. Doğrudan doğrulmak türemiştir. 2 numara basittir. Artmak fiil kökü ar. Burada kip ekidir. Dolayısıyla burası basit bir fiildir. Cevabımız B seçeneğidir. 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı bileşik fiil kullanılmamıştır? Buralardan ne zaman uzaklaşsa bizi kısa sürede unutuverir dediğimde unutuverir neydi? Tezlik. Kurallı bileşik fiili. Uyuya kalmak sürelilik bileşik fiili. Mahvetti, mahvetti isim artı yardımcı fiil oluşmuş bileşik fiil. Bize kurallı bileşik fiil değildir diyor. Senin desteğinle bu ilçeye bir kütüphane yapılabilir. Yeterlik birleşik fiili. Odadaki masayı ben de tek başıma kaldıramam. Evet, kaldırmak, kaldıramam, kaldırabilirim. Neydi? Yeterlik fiilinin olumsuydu bu. E, dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle cevabımız C seçeneği. Yani E seçeneği de yeterlik birleşik fiili olduğuna göre cevap C isim artı yardımcı fiille oluşmuş bir birleşik fiil. 11. Hangisi de birleşik fiil kullanılmamıştır? Yapılan araştırmalar konuyla ilgili ilginç sonuçları ortaya koydu. Ortaya koymak deyimleşmiş birleşik fiil. Kitap okumanın verdiği hazzı bilgisayarla büyüyen çocuklar tadamayacaktır. Tadabilecektir. Evet burada bir A var. Olumsuzluk ekinden önce bir A, E varsa buna yeterlik fiilini olumsuz diyoruz. Yeterlik birleşik fiili. Sigara başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor dediğimde burada yol açmak deyimleşmiş birleşik fiili. Bir insanın konuşmasından bilgi birikimini kolayca anlayabiliriz. Anlayabilmek yeterlik birleşik fiili. Bunaldığımız zamanları rahatlamak için kitaplara sığınırdık. Evet burada sığmaktan sığınmak. burada bileşik fiil yok. Sığınmak fiili cevabımız E seçeneği. Hangisinde bileşik fiil kullanılmıştır diyor. Luna parklar çocukluğumuzun güzel günlerini anımsatır. Andan anımsamak, anımsatmak türemiş fiil. Dönme dolaba, atlı karıncaya, çarpışan otolara binmeden önce duyumsadığımız heyecan ve kimi zaman korku bu eğlence merkezinin farklı ve ilginç kılar. İlginç kılmak. İki dedi var. Deyimleşmiş bileşik fiil. Çocukken en çok hangilerine binmeyi severdiniz? Sevmek basit. Belki de hala içinizde o çocuk sizi götürüyor giderek azalan lopaklardan birine götürüyor. Gitmekten gittirmek olmuş götürmek türemiş fiildir. Ve hala seviyorsunuz sevmek basit fiil ee, binmeyi dönme dolaba attı karıncaya dediğimizde bizde hangisinde bileşik fiil vardır dedi. 2 numarada değimleşmiş bileşik fiil vardı. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Yeni bir dersimizde görüşmek ümidiyle.